Bugün sizlere kanserden hayatını kaybeden ünlü isimlerden bahsedeceğim. Nuray Hafiftaş 2 Kasım 1962'de doğdu. Azeri kökenli bir ailede Kars'a bağlı Çıldır'da dünyaya geldi. Bağlamaların, müziğin eksik olmadığı bir evde yaşıyordu. 2 yaşındayken İstanbul'a yerleştiler. Babası bağlama çalıyordu. Tarla başına taşındılar. Hafiftaş ilkokulu Taksim'de okudu. Babası gece kulüplerinde çalışırken Arif Sağ ve Yılmaz Güney gibi isimlerle tanıştı. Bu tanışıklık sayesinde müziğe ilgi duyan Nuray Hafiftaş ve kardeşi Arif Sağ'dan müzik dersleri almaya başladı. İTÜ devlet konservatuarına kaydoldu. Öğrencilik yılları da baskıyla geçti aslında. Genç bir kız gibi yaşamıyordu yaşamını. Ben erkek gibi oldum babamın korkusundan. Üniversiteye giderken 5 dakika geç kalsam babam falakaya yatırırdı. İyi ki de yapmıştı, açıklamıştı yaşadıklarını. 1987'de ilk albümü Asker Mektubu'nu çıkardı. Bir sene kadar sonra ikinci albümü olan Yaradan Aşkına ile yeniden sevenlerine seslendi. Kısa sürede sevilen bir isim oldu. Basında da sık sık yer almaya başladı. Başladı. Pek çok başarılı çalışma yaptı. Türk halk müziğinin çağdaş, otantizme asla ihanet etmeyen ama teknolojiye açık bir neferi oldu. Uzun süre kalın bağırsak kanseri tedavisi gören Hafif Taş, 14 Şubat 2018'de 55 yaşında hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen devlet töreninin ardından Zincirli kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Tomris Zehra İncer, 29 Mayıs 1947'de doğdu. 1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Pek çok dizi ve filmde oynadı. Tiyatrolarda sahneye çıktı. En önemli çıkışını bir İstanbul Masalı adlı diziyle yaptı. 5 Ekim 2015 tarihinde kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi İzmir'e götürülerek eski foça mezarlığına defnedildi. Turgut Özatay 1926'da dünyaya geldi. Lisede atletizmle tanıştı. Yaz olimpiyatlarına katıldı. 1953 yılında bir sinema salonunda yönetmen Refik Kemal Arduman'ın kendisini görünce oyunculuk teklif etmesiyle başladı her şey. Sinemadaki ilk yıllarında genellikle jön rollerinde oynuyordu. 1968 yılında bir İtalyan turistle evlendi. Bir süre İtalya'da yaşadı. Ardından boşanıp Metin Özatay ile evlendi. 1950'li ve 60'lı yıllardaki jön rollerini ardından gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri oldu. Türk sinemasında Erol Taş ve Hulusi Kentmen'in ardından en çok film çeviren üçüncü kişi olduğu biliniyor. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde kalınan cenaze namazının ardından Periköy mezarlığına defnedildi. Orçun Sonat 1941'de Samsun'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girdi. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nu bitirdikten sonra Üsteğmen rütbesiyle görev yaptı. 1969 yılında Silahlı Kuvvetler'den ayrıldı ve tiyatroya geçti. Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. 1971'de yapımcılığını Lale Oraloğlu'nun yaptığı Bir Kadın Tuzağı filmiyle sinemaya geçti. İlk başlarda ikinci rollerde gözüküyordu daha sonra başrollere yükseldi. 1980'de tekrar Oraloğlu Tiyatrosu'na ortak oldu. Sonraki yıllarında televizyon dizilerinde de rol aldı. Kendisi gibi tiyatro, sinema dizi oyuncusu Selma Sonat'la evlenip ayrıldı. Bu evlilikten Orsel adlı bir kızı ve Selçun adında bir oğlu oldu. Ardından Sevgi Günel'le evlendi. Muslat Fatih Orkun adlarında çocukları oldu. Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta oyuncusu Orçun Sonat, akciğer kanseri nedeniyle 3 yıl tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 24 Şubat 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osman Aybert Pekcan 22 Mayıs 1970'te dünyaya geldi. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Adana ve Mersin'de geçirdi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı. Ihlamurlar Altında, Kurtlar Vadisi, Keşanlı Ali Destanı, Yaprak Dökümü gibi dizilerde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Kaldı. Ekim 2021'de sosyal medya hesabından akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Hastalığının ilerlemesi sonucu son çektiği Dilberay filminin vizyona girmesine 10 gün kala 24 Ocak 2022'de Mersin'de hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Ocak 2022'de Tarsus şehir mezarlığına defnedildi. Tahsin Tarık Üregül, yani bizim bildiğimiz adıyla Tarık Akan, 1949'da dünyaya geldi. 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği oyunculuk yarışmasına katıldı. Birinci oldu ve tüm hayatı değişti. 1971'de Solan Bir Yaprak gibi filmiyle oyunculuk kariyerine başladı bir anda Yeşilçam'ın en ünlü oyuncularından biri oldu. 1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettiren Akan, yakışıklılığıyla da genç kızların hayranlığını kazanmıştı. Yeşilçam'ın cici çocuğu olarak bilinen Akan, 1978 yılında gösterime giren Maden filminde Cüneyt Arkın'la beraber başrol oynadı. Bu filmden sonra 70'li yıllardaki tarzından uzaklaştı. Artık bıyıklı ve sakallı olarak toplumsal ve politik filmlerde rol almayı tercih etti. Akciğer kanserine yakın... Kalanan Akan tedavisini İstanbul'da sürdürüyordu. 16 Eylül 2016'da hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016'da Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi. Tevfik Gelen ve 16 Mart 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve fa bitirdi. 1960 yılında İstanbul şehir tiyatrolarında sanat yaşamına başladı. 1969 yılında Tevfik Gelen bir tiyatrosunu kurdu. Bu vesileyle özellikle genç oyunculara sağladığı desteklerle tanındı. Pek çok sanatçı onun atölyesinde yetişti. 1987 yılından 91 yılına kadar yayın hayatına devam eden Uğurlu Giller adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Bacı Kalfa rolüyle Türkiye genelinde şöhrete kavuştu. Akciğer kanserine yakalanan sanatçı 73 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'daki Merdivenköy Mezarlığı'na defnedildi. Esmeray Diriker 1949'da dünyaya geldi. Babası Nusret Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'ye yerleşmiş Fas kökenli bir aileye mensuptu. Emirkan Ortaokulu'nda öğrenim gördü. 1960 yılında ortaokul son sınıf öğrencisiyken eğitimin yarıda bırakarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi. 5 yıl kadar burada görev yaptıktan sonra Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1970'li yıllarda Türkiye'nin tanınmış pop müzik şarkıcılarından biri oldu. 1975'te Unutma Beni adlı şarkısıyla ve 1977'de çıkardığı Gel Tezkere adlı albümüyle popüler oldu. Sinemada da bazı yapımlarda rol alan sanatçı, 1970 yılında Şemi Diriker'le evlendi. Çiftin bir oğlu oldu. 2000 yılında Eski Dostlar adlı albümü yayınlandı. Yakalandığı kanser hastalığı son. Sonrası geçim sıkıntısı çeken sanatçının hastane masraflarını karşılayamadığı söyleniyordu. Çıkan bu haberlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri üstlenmişti masrafları. Tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra sağlık durumunun iyiye gittiği söyleniyordu. Tedavisini evinde devam edilecekti. 25 Mart 2002'de hayatını kaybetti. Cenazesi Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. <laughs> Naşide Göktürk 12 Mart 1960'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada'da geçirdi. Yazmayı çok seviyordu. Daha çocuk yaşlarda almıştı eline kağıt kalemi önce şiirler yazmaya başladı. Onun bu yazma arzusu ilerleyen yıllarda birçok sanatçıya şarkı sözü vermesini sağlayacaktı. Gençlik yıllarında çeşitli mesleklerle uğraştı. Muhasebecilik yaptı, kafe işletti. Müzik dünyasına diğer meslektaşlarından daha geç girdi. İlk albümünü çıkardığında 30 yaşındaydı. Kariyerindeki dönüm noktası ise Sezen Aksu ile başladı. Sezen Aksu'ya verdiği şarkı sözüyle popüler oldu. 1994'te albümüne de ismini verdiği Yüreğim Rehin şarkısıyla büyük çıkış yakaladı Müzik kariyeri boyunca toplamda 6 albüm çıkardı. Kalemi oldukça kuvvetli olan Naşide Göktürk kitaplarda yazdı. Onur Akay 27 Temmuz 2015'te Naşide Göktürk'e akciğer ve pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Akay'ın basında yer alan açıklamaları sanat camiasını yasa boğmuştu. Bir süre Bodrum'da özel bir hastanede tedavi gören Naşide Göktürk 30 Ağustos 2016'da öldü. Vasiyeti üzerine Bodrum'a defnedildi. Ata Yılmaz Batıbeki 1926'da dünyaya geldi. Daha ortaokulda kendisine rejisör lakabı takılmıştı. Sebebini o bile bilmiyordu. Bu lakabın meslek seçiminde önemli bir payı olmuş olabilirdi aslında. Liseye İstanbul Işık Lisesi'nde yatılı olarak başladı. Sonrasında Adana Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Mersin'den Adana'ya okulu için yarım dönem her gün trenle gidip geldi. İstanbul Kabataş Lisesi'nde ve kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Mersin'de lise açılmasıyla birlikte şehre geri döndü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldı. 1951 yılında Kanlı Feryat filmiyle yönetmenliğe başlamadan önce yardımcı yönetmenlik ve film eleştirmenliği yapmıştı. Orhan Günşiray ile birlikte prodüksiyon firması kurdu ve film çalışmalarına hız verdi. Derneklerde, sendikalarda görev aldı. Sayısız başarı filme imza attı. Üç kez evlendiği bilinen sanatçı 5 Mayıs 2006'da İstanbul'daki evinde mide kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. <laughs> Duygu Asena 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası susam ticaretiyle uğraşıyordu dedesi CHP Gümüşhane Milletvekili Ali Şevket Önder sevdi. Şair İnce Asena'nın ablasıdır aynı zamanda. Orta öğretimini Kadıköy Özel Kız Koleji'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünde eğitim gördü. İki yıl kadar Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi'nde pedagog olarak çalıştı. 1972 senesinde gazeteciliğe başladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazan sanatçı, yazılarında ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle feminist yazar olarak tanındı. Duygu Asena bazı filmlerde de rol aldı. Beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu Amerikan hastanesinde 30 Temmuz 2006'da hayatını kaybetti. Zincirli Kuyu mezarlığına defnedildi. Müzik <laughs> Nur Yerlitaş 11 Ağustos 1955'te İstanbul Vefa'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arap, baba tarafından da Giresunluydu. Benan ve Bahattin adında iki kardeşi vardı. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. İlerleyen yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. 2018'de beyin kanseri teşhisi nedeniyle ameliyat oldu. Daha sonra Mart 2019'da ikinci bir ameliyat geçirdi. 27 Nisan 2020'de Şişli'deki evinde hayatını kaybetti. Yerli Taş'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Ulus Mezarlığı'na defnedildi. İncilay Şahin 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi. MSM Aktör Stüdyo'da eğitim gördü. 1995'te başladığı oyunculuk kariyerini 2021 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Pek çok yapımda yer aldı. Bunlardan bazıları Çiçek Taksi, Adını Feriha koydum, Hayat Bilgisi, Umutsuz Ev Kadınları, Papatyam, Aşk Yakar, Yasak Elma ve Sakarya Fırat olarak sayabiliriz. 7 Eylül 2021'de İstanbul'da göğüs kanseri tedavisi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. Habibler Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Neriman Köksal, gerçek adıyla Hatice Köktü, 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası Balkan göçmeniydi. Babası Ahmet Kökçü Rami Spor'da futbol oynamıştı. Türk sinemasının ilk ve en uzun süreli vamp kadını olarak kabul ediliyor Neriman Köksal. Henüz 22 yaşındaydı tanındığında. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürürken Mitin Erksan tarafından keşfedildi. Çöte filmindeki Rus prensesi Nina rolüyle sinemaya adım attı. Asıl şöhreti ise fosforlu cevriye filmiyle elde etti. Sayısız yapım için kamera karşısına geçti. 1999 yılında yeğeninin kızını mahkeme kararıyla evlat edindi. 1999'da 50. sanat yılını kutlayan Neriman Köksal, meme kanserine yakalandı. Kanserle bir yıl boyunca mücadele etti. Buna solunum yetmezliği de eklenmişti. Konuşma ve beslenme problemleri çekmeye başladı. Köksal'ın son günlerinde en çok sarf ettiği cümlesinin ölmek istiyorum olduğu söyleniyordu. 23 Ekim 1999'da İstanbul'daki Surp Agop Hastanesi'nde 71 yaşında hayatını kaybetti. 25 Ekim'de Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Kayhan 1949'da dünyaya geldi. İzmir'de Albay Süleyman Bey ve Firuzan Hanım'ın oğlu olarak doğmuştu. Daha küçük bir çocukken başlamıştı müziğe olan sevdası. İlk ve ortaokulu farklı farklı okullarda okudu. İlk 45'liğini 1971 yılında çıkardı. Yosun Gözlü Sevgilim Bir Mektubun Var adlı 45'likle müzik dünyasına merhaba dedi. Ancak bu plak beklediği ilgiyi görmedi. Şarkılar bestelemeye devam etti. Ankara'da yaşayan Kayahan ilk eşi Nur Hanım'la orada 8 Mart 1973'te 18 yıl sürecek olan evlilikleri başladı. Bu evlilikten Beste adında bir de kızları oldu. Kayahan asıl çıkışını gerçekleştirmeden önce Nilüfer, Bilgen Bengü, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi şarkıcıların albümlerinde besteci ve şarkı yazarı olarak adından söz ettirdi. Çıkardığı albümlerle aşıkların sesi oldu. İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalandı. 2005 yılında ikinci kez aynı kansere yakalandı. 14 yılında üçüncü kez hastalığı tekrarladı. Kanser tedavisi görüyordu. 1990 yılında bu hastalıkla ilk karşılaştığında yemin etti yazdığını belirterek ''Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir. Ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim. Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti. Yine tedavi gördüm demişti. 3 kez nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde yenik düştü. Öldüğünde 66 yaşındaydı. Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Kanlıca Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Kazım Koyuncu 1971'de Hopa Artvin'de dünyaya geldi. Müzikle çok küçük yaşlarda tanışmıştı. 1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşındı. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başladı. 1990'lı yılların başında arkadaşlarıyla çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler veriyordu. 1994 yılında Laz müziğini rock müziğiyle birleştirerek kendi tarzını yarattı. 2004 yılının sonlarında Aralık ayında Kazım Koyuncu'ya testis kanseri teşhisi konuldu ve kısa bir süre sonra tüm dostları dinleyicileri bu kötü haberi aldı. Hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu zor zamanların geçeceğine inanıyordu. Kanserin yarattığı zorluğa rağmen müziğinden vazgeçmedi kemoterapi tedavisi sırasında 4 Şubat 2005 tarihinde İstanbul taksimdeki yeni Melek gösteri merkezinde izleyicileriyle kucaklaştı. Sevenlerine son bir konser daha verdi. 25 Haziran 2005 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir yürüyüş başlatılmıştı. Kazım Koyuncu'yu İstanbul'dan uğurlamak üzere harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi. Çok kısa sürede duyurusu yapılamamıştı aslında ama 26 Haziran 2005 günü binlerce kişi gözyaşları içerisinde uğurladı onu. <laughs> Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü isminde zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıl Toprak'ta tanıştığı Masar Alanson ve Fuat Güner'le ilk grubu Kaygısızlarla Profesyonel Bas Gitarist diye başladı. 1984 yılında MFE olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnızla şöhreti yakaladılar. Pek çok dizi ve filmde oynayan Özkan Uğur, 1989 yılından ölümüne kadar Aysun Aslan Uğur'la evli kaldı. Çift Alişan isminde bir oğulları bulunmakta. 2010 yılında yakalandığı lenf kanserini atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. 2023 yılında yaklaşık 2,5 ay yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur'un Uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı. Ancak takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı. 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Özkan Oğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Cenaze namazı Taksim Camii'nde kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Levent Kırca 1950 yılında öğretmen Bahriye Kırca ile ressam Mehmet Kırca'nın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı. Yıllar içinde sayısız tiyatro oyununda, dizi ve filmde rol aldı. 2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekteydi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Ekim 2015 gecesi hayatını kaybetti. Cenazesi 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ergun Köknar 23 Nisan 1934'te dünyaya geldi. Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duyarak amatör topluluklarla oynamaya başladı. Daha sonra Arena Tiyatrosu kurucularından olan sanatçı Suna Kuysal'la evlenerek Said Ali adını koydukları bir çocuk sahibi oldu. İstanbul şehir tiyatrolarında oyunlar sahneye koydu. Dekor ve kostümle oyunculuk yaptı. 1964'te Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun kurucusu oldu. 1973'te başladığı gazetecilik mesleğini Günaydın, Hürriyet, Yeni Günaydın, Bizim Gazete, Dünya Gazetesi gibi kuruluşlarda çalışarak devam ettirdi. Pek çok filmde oynadı. 2000 yılında karaciğer kanserinden ölen Ergun Köknar, Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Ferdi Özbeyen 1941 yılında dünyaya geldi. Annesi Ankaralı Katolik Ermeni bir aileden gelen Afet yani Anita Özbeyen, babası ise Girit göçmeni Hasan Özbeyendi. Hem annesinin hem babasının ikinci evliliğinden doğmuştu. 11 yaşındayken ortaokulla birlikte özel müzik eğitimine başladı. 1960 yılında Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul'da İktisat Fakültesini kazandı. Ancak 1963'te babasını kaybedince eğitimi yarıda kaldı. Ferdi Özbeyen sonrasında müziğe yöneldi. Pek çok başarılı işe imza Atan sanatçı 2001 yılında yakalandığı prostat kanserine 2013 Ocak ayında yenik düştü. Ok meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Levent Camii'ne getirildi. Ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayşe Nana 1936 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya geldi. Babası Fransız, annesi İstanbul Ermenisiydi. 15 yaşındayken bir güzellik yarışmasında Boğaziçi Güzeli seçildi. 1954'te Kervansaray gazinosunda dans kariyerine başladı. Dönemin gazino direktörü ve şovmeni Orhan Boran, işe alınmak için Nana'nın yaptığı danstan çok etkilenmişti. Hatta ağzındaki sigarayı kucağına düşürdüğü söyleniyordu. Nana asıl şöhretini 5 Kasım 1958'de Roma'da bir gece kulübündeki partide üstünü çıkartarak yaptığı dansıyla kazandı. Böylelikle hem İtalya hem de Türkiye gündemine oturdu. Roma'daki bu dansı fotoğraflanmıştı. Haftalık bir dergide yayınlandı. Fotoğraftaki açıklık İtalyan halkının tepkisini çekti. Çok geçmeden Nana izinsiz çalışmak ve müstehcen gösteri yapmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Fakat adı öğrenilemeyen bir milyarderin kefalet ödemesiyle sınır dışı edilmekten kurtuldu. Nana bu olayın ardından gazeteci Saro Balsoma ile nişanlandı. 1970'lerde ise yönetmen, senarist ve gazeteci Sergio Pastor ile evlendi. İtalya'da da tanınıyordu resmen. 1950'lerden 1980'lere kadar İstanbul, Roma ve Paris'te dans sözlük yaptı. 80'lerden sonra tiyatrolar ve dans okulları açtı. Yurt dışında ve Türkiye'de pek çok filmde oynadı. Asala örgüsüne yardım ettiği gerekçesiyle 1984 yılında Türk vatandaşlığından çıkartıldı. Bu olaydan sonra yayımlatamadığı, belki de tamamlayamadığı Vatansızlar adlı bir kitap üzerinde çalışmaya başladı. Bir dönemin hafızasına kazınan Nana, kanser tedavisi gördüğü Roma'da 29 Ocak 2014 tarihinde hayatını kaybetti. Metin Çekmez 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Tiyatro ile tanışması 1962 yılında abisi Dinçer Çekmez ile birlikte İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sınavına girmesiyle oldu. İki kardeş tiyatroya adım atmıştı artık. İstanbul'da iki yıllık özel gazetecilik okulunda gazetecilik öğrenimi gördü. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra oyunculuk alanında usta-çırak ilişkisi içinde kendisini geliştirdi. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. 1972'de Ertem Eğilmez'in Tatlı Dil'in filmindeki rolüyle sinema oyunculuğuna başlamış oldu. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Sanatçı 25 Ağustos 2021'de dil kökü kanseri hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 26 Ağustos 2021'de cenaze töreninin ardından Kuşadası Davutlar Mezarlığı'na defnedildi. Refiye Ayşe Demirer yani Ayşe Gencer 10 Ocak 1956'da İstanbul'da sanatçı çift Ayten Altman'la İlham Gencer'in kızı olarak doğdu. Piyanist olan babaannesinden ilk müzik eğitimini aldı. 1977'de TRT İstanbul Radyosu'nun düzenlediği bir yarışmada birinci olduktan sonra Galata Kulesi'ndeki bir eğlence mekanında sahne almaya başladı. Ardından Bodrum'da profesyonel olarak müzik yaptı. İlk albümünü 2011'de çıkardı. Caz festivallerinde her zaman yeri vardı. Ayrıca sanatçılar Tuna Ötenel, Erol Pekcan, Nezih Yeşilnil ve Cankut ile ortak müzik çalışmaları yaptı. Son olarak 2022 yılında Bergen adlı filmde annesi sanatçı Ayten Altman'ı canlandırdı. 1988'de trompetçi İmer Demirer'le evlenen Gencer, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 30 Aralık 2022'de hayatını kaybetti. Cenazesi Levent'teki Afet Yolal Camii'nden kaldırılarak ulus mezarlığına defnedildi. Nuran Aksoy 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Nuran Aksoy'lardı. 1965 senesinde Seldaal Alkor'un birinci olduğu Ses dergisinin artist yarışmasına katıldı. Derece almıştı. Bu sayede sinema oyunculuğuna başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Yaşar Kemal'in romanından uyarlanan yönetmenliğini Memduh Ün'ün ün yaptığı Ağrı Dağı Efsanesi adlı filmi dikkat çekti. Yönetmen Kaya Ererez evlendi. Bir kız çocukları oldu ancak birliktelikleri boşanmayla sonuçlandı. 2 Temmuz 1987'de 43 yaşındayken kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Öldüğü yıla kadar çalışmaya devam etmişti. Çapkınlar Kralı, Ferhat ile Şirin, Hayat Acıları, Kanlı Takip, Çirkin Kral Affetmez, Bağdat Hırsızı, Zorro Kamçılı Süvari, Kuma, Avare, Eşek Şakası, Havar, Makber, Ah Güzel İstanbul, Dil Yarası, Kaşık Düşmanı, Büyük Günah, Yıkılan Yuva gibi yapımlarda rol aldı. Oktay Yavuz 1943'te Kayseri'de dünyaya geldi. 1963'te girdiği Yeşilçam'da 2015 yılına kadar 500'ün üzerinde çoğu avantür macera türünde filmde oynadı. 1974'te Almanya'ya işçi olarak gitti buraya yerleşti. 1974'ten sonra Türkiye'de olduğu dönemlerde oyunculuğa devam etti. Yer aldığı bazı filmler arasında Ölüm Emri, Hindistan Cevizi, Ecel Duyduk Duymadık Demeyin, Yakılacak Kitap, Kader, İngiliz Kemalinoğlu, Güllü Geliyor Güllü gibi yapımlar sayılabilir. Yavuz 21 Ocak 2021'de bir süredir kanser tedavisi gördüğü küçük yalı İstanbul'daki bir hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi. Ekrem Gökkaya ya da tam adıyla Ekrem Turan Gökkaya, 1934'te Konya'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gördü. 1959 yılında başlayıp 2021'de ölümüne kadar oyuncu, senarist, yapımcı olarak devam ettirdi kariyerini. Kemal Sunal, Kenan Pars, Öztürk Serengil, Sadri Alışık, Reha Yurdakul, Feri Cansel, Rüştü Asyalı ve Göksel Ersoy'un da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismini oynadığı 200'ün üzerinde yapımda kamera karşısına geçti yer aldığı bazı yapımlar arasında Ömrüm Böyle Geçti, Koltuk Belası, Keloğlanla Can Kız, Turist Ömer Arabistan'da ve Atla Gel Şaban sayılabilir. Kamera arkasında da çalışan sanatçı son yıllarını eşi Alev Gökkaya'nın memleketi olan Bartın'da geçirdi. 17 Ocak 2021'de uzun zamandır mücadele ettiği dil kanserine yenik düştü. Cenazesi Bartın'daki Yenişehir mezarlığında toprağa verildi. Elif Pektaş 1946 yılında dünyaya geldi. 1969-70 yıllarında girdiği Türk sinemasında irili ufaklı rollerde oynadı. Yeşil Çam'ı saran yetişkin filmi furyasından o da nasibini aldı. Tamer Yiğit'le oynadığı avantür filmlerinden biri olan Gel Gardaş Gel adlı filmde sevimli bir turist kızı canlandırdı. 1970'li yılların yetişkin filmi furyasında vamp kadın oyuncularından olan Elif Pektaş, Turist Ömer Uzay Yolunda filminden Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı şaşkın damat filminde canlandırdığı Baldız Nermin karakteriyle akıllarda kaldı. Kanser sebebiyle kaybettiğimiz Pektaş, Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Atilla Pekdemir 10 Şubat 1943'te Giresun'da dünyaya geldi. Liseye kadar Giresun'da devam etti eğitimine. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 3. sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. Çünkü onun aklında sadece sanat vardı. Aynı yıl Kenterler Tiyatrosu'nda 3 kuruşluk opera oyunuyla profesyonel olarak tiyatro yaşamına başladı. Daha sonra pek çok tiyatro topluluğuyla çalıştı. Bir süre Bodrum'a yerleşerek sanat çalışmalarına ara verdi. Sonra çok özlediği sanat dünyasına geri döndü. Sayısız tiyatro oyunu için sahneye çıktı karikatür ve seramikle uğraşmayı da seviyordu. Karikatürcüler Derneği'nin 51 numaralı üyesiydi. Birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda oynadı. 2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan, başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisinde Müstakil Karadut karakterini oynamıştı. TRT1'de daha önce Yeşil Deniz dizisinde oynamış olan Pak Demir, yine bir TRT1 dizisi olan Adını Sen Koy'da da rol almıştı. İki yıl akciğer kanseriyle mücadele etti. 31 Ocak 2021'de 77 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mezarlığı'na defnedildi. Aysel Gürel, 1929 yılında dünyaya geldi. Sinema oyuncusu Müjde sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Arın annesi aynı zamanda. Yakın çevresinde Deli Aysel olarak bilinirdi. Aysel Gürel, Firuze, Değer Mi, Sarışınım gibi pek çok şarkıya söz yazarlığı yapmıştı. Söz yazdığı şarkılar Sezen Aksu, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından seslendirildi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra sonra evinde 20 binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı söyleniyordu. Söz yazarı Aysel Gürel tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Akciğer kanseri tanısıyla tedavi görüyordu. Karaciğer yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan Gürel'in kızı Müjdar ve bazı yakınlarının da ölüm haberinin ardından hastaneye akın ettiği öğrenildi. Daniel Topatan, 1916'da Mersin'de dünyaya geldi. Gerçek ismi Daniel olan aktör, ortaokul birinci sınıfta eğitimini yarıda bıraktı. Seçimini sinemadan yana kullandı. Arkadaşıyla birlikte dekor asistanı olarak girmişti sinemaya. 1953 yılında çekilen Dracula İstanbul'da filmiyle oyunculuğa başladı. Yüzlerce filmde karakter oyuncusu olarak rol aldı. Karaoğlan filmlerinde canlandırdığı Camokka karakteriyle büyük kitleler tarafından tanındı. 26 Eylül 1975 tarihinde akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ercan Turgut 7 Ekim 1952'de Malatya'da dünyaya geldi. 1965 yılında 13 yaşındayken müzikle tanıştı. 2021 yılındaki ölümüne kadar müzikten hiç kopmadı. 1974'te ilk albümünü Olur böyle şey gülme sakın komşuna adıyla piyasaya çıkardı. 1979 yılındaki Dönemezsin isimli çalışmasıyla büyük kitlelerce tanındı. 1970'li ve 80'li yıllarda oldukça popülerdi. Az sayıda sinema filminde de rol aldı. Nur Turgut'la evli ve bir çocuk sahibiydi. Akciğer kanseri sebebiyle 23 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi Erenköy Galipbaşı Camii'nden kaldırılarak Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Berkant Akgürgen, babası Hasan Akgürgen'in görevi sebebiyle Ankara'nın Hasanoğlan köyünde 31 Aralık 1938'de dünyaya geldi. İlk kez 1957 yılında Ankara'da bir düğün salonunda Üstün Poyrazoğlu orkestrasıyla sahneye çıktı. Aynı yıl kurduğu Jüpiter Kenteti adlı müzik topluluğuyla gece kulüplerinde çalıştı. Tanınmasının ardından TRT Ankara Radyosu'nda program yapmaya başladı. Askerlik sürecinde bando takımındaydı. 1964'te Ankara'da Yurda ile orkestrasıyla Orkestra kurarak çalışmalarını sürdürdü. 1965'te Vasfi Uçaroğlu orkestrasına solist olarak katıldı. İlk plağını aynı yıl çıkardı. Samanyolu adlı şarkısıyla çok kısa sürede zirveye tırmandı. 1967'de sinema alanında da yer alan Berkant, 1971 yılına kadar çeşitli filmlerde rol aldı. Akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören ve daha sonra evinde yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle durumu kötüleşen Berkant, 1 Ekim 2012'de İstanbul'da hayatını kaybetti ve. Karacu Ahmet Mezarlığı'na defnedildi. Billur Kalkavan 1962 yılında dünyaya geldi. Beylerbeyinde bir yalıda doğmuştu. Daha sonra çifte havuzlara taşındılar. Dadılar, aşçılar, uşaklarla büyüdü. Kalkavan'ın ailesi Rizeliydi ama Billur'un dedesi 1900'lerin başında İstanbul'a gelmişti. Billur da Rize'ye hiç gitmedi. Annesi yarı Arnavut padişah ailesinden geliyordu. Babası Nazım Kalkavan armatördü. Ortaokula İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gitti. Geri döndüğünde Kadıköy Marif Koleji'ne girdi. Lise 2'de okulu bıraktı. Daha sonra liseyi Amerika'da tamamladı. 16 yaşında Mundo'da işe girdi. Ardından Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşına geldiğinde Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun sekreteri olarak görev yaptı. Gazete satılınca Amerika'ya gitti. 4 sene orada kaldı. Türkiye'ye döndüğünde TRT'de sunuculuk, televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı ve Türkiye gündeminde görünür bir kişi oldu. 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetti. 17 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Fikret Hakan, gerçek adıyla Gaffar Bumin Çutanak, 1934 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Sinemaya başlayınca adını mahkeme kararıyla değiştirmişti. Babası edebiyat öğretmeni Çevirmen Gaffar Güney, asıl adı Abdullah Gaffar Çutanak, annesi ise hemşire Fatma Berk sanımdı. Anne ve babasının ayrılığından sonra annesiyle birlikte Anadolu'nun çeşitli şehirlerini gezdi. Oyunculuk yaşamına tiyatro ile başladı. 1950 yılından itibaren 163 film ve dizide oynadı. Türk sinemasında 1960'lı yılların en önde gelen sanatçılarından biriydi. Akciğer kanseri tedavisi gördüğü yıllarda Hüfti Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Temmuz 2010 17'de 83 yaşında hayatını kaybetti. Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Meral Okay 20 Eylül 1959'da Türkan ve Atakata çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Tepe Lisesi'nde okudu. 5 yıl devlet memurluğu yaptı. Bu süreçte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Dünya Bankası projelerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk'ün 100. yaşı kutlamaları çerçevesinde kurulan bir komisyonunda yer aldı. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesi ve iş yeri temsilcisiydi. 1984 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Okay ile evlendi. Eşi 1993'te 42 yaşında kanserden hayatını kaybetti. İstanbul'a taşınarak Günaydın Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Dergicilik, yayıncılık, yapımcılık, Sezen Aksu ile sahne çalışmaları yaptı, şarkı sözleri yazdı. İkinci Bahar dizisiyle ünlendi. Diskin 40. yıl kutlamalarında sahne aldı ve yine Diskin öncülüğünde başlayan 10 Aralık Hareketi'nin Politika Geliştirme Kurulu üyesiydi. Bir filmde yapımcılık denemesinde bulundu. İki sene kadar Beyazıt Öztürk'le beraber Nasıl Yani adlı programı sundu. Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yapıyordu. 9 Nisan 2012'de sabah saatlerinde evinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda 1993'te ölen eşi Yaman Okay'ın yanına defnedildi. <laughs> Mehtap Ar söz yazarı Aysel Gürel'le Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Medat Akın'ın ikinci kızları olarak 6 Nisan 1956'da İstanbul'da doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Müjde Ar henüz 3 yaşındayken Gürel'le Akın çifti boşandı. Ayrıldıklarında Mehtap Arı hamile olan Aysel Gürel'in işleri sebebiyle Mehtap Ar ablası Müjde Ar'la birlikte dedesinin yanında büyüdü. Oyunculuğa Lale Oraloğlu tiyatrosunda başladı. Daha sonra Necdet Uygur ve Tevfik Gelen ve tiyatrolarında oyunculuğa devam etti. Tiyatronun dışında sinema filmlerinde figüranlık yaptı. Sinema kariyerine 1974 yılı yapımı Ayrı Dünyalar filmi Ile başladı. 1980 yapımı başrolle Kemal Sunal'ın yer aldığı Devlet Kuşu filminde Hülya karakterini canlandırdı. Kariyerinde 50'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı. İlk evliliğini henüz 17 yaşındayken kendisi gibi bir tiyatro oyuncusuyla yaptı ve kısa bir süre sonra boşandı. Arif koca bıyıklı olan ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu oldu. 10 Nisan 2021'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. 12 Nisan 2021'de Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi. Mine Mutlu 28 Kasım 1948'de dünyaya geldi. Ailesi ona Emine Özatmacı adını vermişti. İlk ve ortaokul Isparta'da okuyan Mine sonra bir süre Kız Sanat Enstitüsü'ne devam etti. Eğitim hayatı boyunca ailesinin geçimine yardım etmeye çalıştı. Ortaokul sıralarında ders saatlerinin dışında kuru temizleme atölyesinde tezgahtarlık yapıyordu. Ortaokul diplomasını aldığı gün annesiyle babası da mahkemeden boşanma ilamını almışlardı annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatlarına yeni bir yön verdiler. İsparta'dan kalkıp annesiyle birlikte İstanbul'a geldiler. Bir akrabalarının yanında kısa bir misafirlik süreleri oldu. Sonra anne kız Tarlabaşı tarafında bir ev tuttular. Ellerindeki paranın çoğuyla tuttukları eve eşya aldılar. Mine de bu sırada harıl harıl iş arıyordu. Önce Tapu Kadastro'da 235 lira maaşla çalıştı. Daha sonra devlet su işlerine girdi. İzinli olduğu bir gün güzellik yarışmasına katıldı. İstanbul'da 1965 senesinde Perde Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye Güzeli seçildi ve hayatı tamamen değişti. Çocukluğundan beri rüyalarını süsleyen sinemanın kapıları artık ona açılmıştı. Türkan Şoray'ın zirvede olduğu yıllarda piyasaya çıkmıştı Mine Mutlu. Ona olan benzerliği yeni Türkan Şoray doğuyor manşetleriyle magazin sayfalarını süslüyor. Bana kurşun işlemez, killing canilere karşı, pranga, gül ve şeker, kadın severse, tahran macerası, Yaratılan Kadın, Asılacak Kadın, Ağlama Değmez Hayat, Bir Sevgili Uğruna gibi filmler peş peşe geldi. 1978 yılında Ünal Çulha ile evlendi. Çakan ve Büşra isimli çocukları oldu. Kardeşler de annelerinin yolundan gitti ve oyuncu oldular. Mine Mutlu'ya dair son haber 1999 yılında çıktı. Şanssız kraliçe meme kanserine yakalanmıştı. Sonuna kadar mücadele etti. Lakin çabası hastalığa teslim olmasına engel olamadı. 18 Eylül 1990'da Aramızdan Ayrı. 儿这